أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لله تعالى الفاتحة. Evet değerli kardeşlerim, şimdi yeni bir baba geçiyoruz. Sahih-i Buhari Kitabul Cuma 11. bab. Babul Cumuati fil Kura vel Müdün. Kitabımız bir fıkıh kitabı değil. Dolayısıyla konuyla ilgili hadisi şerifi veriyor. Delili, malzemeyi, ölçüyü veriyor. Bu ölçüyü değerlendirmek, hüküm çıkarmak ve bu ölçülerden fıkhi, külli kaideler vaz etmek fukahanın görevi. Dolayısıyla şunu öğreniyoruz burada, fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında okuduğumuz bir takım esaslar, kurallar, maddeler, müçtehitlerin, imamların kendi şahsi görüşleri, şahsi içtihatları değil, hadis-i şeriflerden süzülmüş, alınmış, seçilmiş ifadeler. İmamlar, fıkıh imamları, mezhep imamları bize namazı, orucu, haccı, zekatı, ibadeti, kulluğu, kulluk esaslarını öğreten üstadlarımız, hocalarımız kendi kanaatlerine göre bir takım esaslar koymuş değiller. Hadis-i şeriflerin gösterdiği o metodu, o çizgiyi, o anlayışı, o ölçüyü bize nakletmektedirler. Dolayısıyla İslam alimlerine karşı sevgimiz artıyor hadis-i şeriflerle. İslam alimleriyle olan gönül bağlılığımız daha farklı, ilmi bir ortamda daha güçlü bir hale geliyor. Yani ilim erbabının ilmi meselelerde bir takım delillere, yasaslara tutunduğunu, dayandığını bu hadis-i şeriflerle görmekteyiz. Hadis-i şerif ilmi gönüllere bir serinlik veren, huzur veren, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sık sık anmak, sahabe-i kiramı sık sık anmak vesilesiyle bizi İslam tarihine, asr-ı saadete bağlayan bir ilim. Fıkıh ilminde kesinlik vardır. Caizdir, değildir. Haramdır, mekruhtur. Farzdır, vaciptir. Fıkıh ilmi kesin hükümler ifade eder. Tefsirle meşgul oluyorsanız, Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmanın ciddiyeti, her kelimenin, her harfin bir manası, bir inceliği, bir edebi sanatı ihtiva ettiği düşüncesiyle son derece bir ciddiyet hakimdir. Hadis-i şerifle meşgul olanlar, sevgili Peygamberimiz ne güzel de yapmış. Onun ahlakı, onun sireti, onun tarih, o coğrafya, o insanlar, o bölge, o asır, o çağ,
Onun zamanındaki talebeler, onun zamanındaki cemaat, o iklim, o hava derken manevi bir havaya girmekte. Tasavvuf erbabı bunun için hadis-i şeriflere çok daha fazla önem veriyor. İslam ahlakı müellifleri, edepten, ahlaktan söz edenler, İslam tarihinden söz edenler hadis-i şeriflere bambaşka bir açıdan bakıyorlar. Bizi Efendimiz'e, bizi Peygamberimize, bizi o mübarek insanlara bağlayan ifadeler ve hiçbir kelimesi böyle üzerinde oynanmadan aynen nakledilen, yorumsuz nakledilen haberler. İmam-ı Buhari şu hadis-i şerifleri bir anlatsaydı bize, ciltler mi yeterdi? Ama o, hocam dedi ki, ona hocası dedi ki, ona hocası dedi ki, ona işte falan sahabi dedi ki, Peygamberimiz böyle buyurdu. İfadeyi alıyor, o tazeliğiyle, güzelliğiyle, kendisinden hiçbir şey katmadan bize naklediyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kendilerinden razı olsun. Biz de tarih boyunca hadis-i şerif meclislerinde okunduğu gibi aynen o zatların isimlerini zikrederek, onları rahmetle anarak, rahmetle yad ederek hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Yani hadis-i şerif meclisinin havası değişik. Yani bu hadiste şimdi ne anladık falan şimdi okuyacağız. Onun ifade ettiği manayı anlayabildiğimiz kadar anlayacağız. Şerhlerine, açıklamalarına, derin manasına hadis şerhlerinde, hadis açıklamalarında vakıf olacağız inşallahü teala. Babul cumuati fil kura vel müdün. Köylerde ve şehirlerde cuma namazı kılmanın durumu. Haddesena Muhammed ibnül Müsenna. Bize üstadımız Muhammed bin Müsenna nakletti. Kale dedi ki, haddesena Ebu Amir'in el-Akadi. Bize üstadımız Ebu Amir el-Akadi nakletti. O da dedi ki, kale, haddesena İbrahim ibnü Tahman. Hocamız İbrahim ibnü Tahman anlattı. An Ebi Cemre'te Duba'iyyi, Ebu Cemre'den An İbn Abbasin radıyallahu anhuma, o da Peygamber Efendimizin amcasının oğlu, genç sahabi Abdullah İbni Abbas'tan nakletti. Ennehu kal inne evvele cumuatin cummiat ba'de cumuatin fi mescidi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin mescidi, Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'den sonra, oradaki ilk cuma namazından sonra kılınan ilk cuma namazı fi Mescidi Abdülkays. Abdülkays mescidinde bir cuvasa minel Bahreyn. Bahreyn'deki cuvasa denilen yerde Abdülkays mescidinde kılınmıştır. Bildiğiniz gibi ilk cuma namazı Kuba mescidine yakın Raune Vadisi'nde kılınmıştır. Kuba Mescidi'ne yaklaşık 500 metre, 800 metre mesafede Mescidül Cuma vardır. Cuma Mescidi. Çok güzel bir mescid. O merhum Ömer Kirazoğlu tarafından onun mimarı çok güzel bir şekilde bina edilmiş. Bir mescit, yani yeniden inşa edilmiş. Kuba, Medine-i Münevvere'ye girdiğimizde Kuba Mescidi'nin hemen kuzey tarafında yer alan Cuma Mescidi. Ve burada ilk Cuma namazını Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh kıldırıyor. Mekke döneminde Cuma namazı yok. İlk Cuma namazı Medine'de Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh tarafından kılınıyor. Burada anlatılan Mescid-i Nebevi'de kılınan ilk cuma namazından sonraki ilk cuma namazı, yani Medine dışındaki, Medine-i Münevvere dışındaki ilk cuma namazı Bahreyn'de Cuvasa denilen yerde Abdülkays oğullarının mescidinde kılınmıştır. Tarihi bir tespit. Bu tespiti
Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma yapmaktadır. Evet. Şafiiler bu hadis-i şeriften mesela şu delili çıkarıyorlar. Cuma namazı eğer 40 kişi varsa bir köyde de kılınabilir. Malikiler çadırda diyor cuma namazı kılınmaz diyorlar. Ama köyde, şehirde cuma namazı kılınabilir deniyor. Hanefi mezhebi cuma namazı kılınması için bir şehir makamında olması ve izin alınması şartıyla cuma namazının kılınabileceğini ifade ediyorlar. Evet, bir sonraki hadisimize geçiyoruz. 893. hadis. Haddesena Bişr ibn Muhammed el-Mervaziyyu kal akhbarana Abdullah kal akhbarana Yunus ani Zuhriyyi kal akhbarana Salim ibn Abdullah ani ibn Umara radiyallahu anhuma. Hazreti Ömer radiyallahu anh efendimizin oğlu Abdullah'tan naklediliyor. Kale semi'tu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Kullukum ra'in. Hepiniz bir anlamda yöneticisiniz. Ve zâdelleythu kale Yunus. Hadis-i şerif burada kaldı. Nokta nokta devam ediyor. Ama müellifimiz bir ikinci rivayete geçti. Leys, İmam Leys bin Sa'd, o da mutlak müştehitlerden mezhep sahibi. Leys mezhebinin sahibi, hem muhaddis hem fakih. Kale Yunus, bu hadisi rivayet eden Yunus dedi ki, Ketebe Ruzeyk ibn Hukeymin ile İbn Şihab. Ruzeyk bin Hukeym, İbn Şihab-ı Zühriye bir yazı yazdı, bir mektup yazdı. Ve ene ma'ahu yevme izin bi vadil kura. Ben de o sırada Vadil Kura'da onunla beraberdim. Hel tera en ucemmi'a. Cuma namazı kılmamı uygun görüyor musunuz? Mektup bu. Ruzeyk. Ve Ruzeykun amilun ala ardın ya'meluha. Ruzeyk o sırada o bölgenin valisiydi. Ve fiha cemaatun min es-Sudan ve gayrihim. Sudanlı veya bir başka anlama göre esmer Afrikalı köle hizmetçi veya Afrikalı bir takım kimselerin bulunduğu bir cemaat var. Ruzeyk da orada vali. İbn Şihab-ı Zühriye diyor ki benim bulunduğum bu bölgede cuma namazı kıldırmam gerekir mi? Ne dersiniz? وَرُزَيْكُنْ يَوْمَ اِذِنْ عَلَى اَيْلَةَ اَيْلَ وَالِسِ فَكَتَبَ اِبْنُ شِحَابِ. Biraz olayı tabii çok kısa şekilde anlatıyor. İbn-i Şihab-ı Zühri cevabi mektubunda şöyle yazdı. وَاَنَ اَسْمَعُ. Bu mektup okunurken ben de dinliyordum. يَأْمُرُهُ اَنْ يُجَمْمِعَ. Cuma namazı kılınmasını emrediyordu. يُخْبِرُهُ. Ve bunu emrederken de şu hadisi zikrediyordu. Enne Salimen haddethehu enne Abdullah ibn Umar'a yekulu semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Cuma namazı kıldırmanı uygun görüyorum. Çünkü bana Hazreti Ömer'in torunu Salim, ona babası Abdullah, ona da dedesi Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklet. Düzeltiyorum. Bana Hazreti Ömer'in torunu Salim nakletti. Babası Abdullah bin Ömer'den. Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz bir anlamda yöneticisiniz. Ve hepiniz emriniz altında bulunanlardan sorumlusunuz. El-İmam-ı Ra'in, devlet başkanı yöneticidir.
ve mes'ulun an ra'iyyetihi, devlet başkanı emri altında bulunanlardan bütün bir milletten sorumludur. Ve racülü ra'in fi ehlihi, adam ailesinde yöneticidir. Ve huve mes'ulun an ra'iyyetihi, aile halkından emri altında bulunanlardan sorumludur. وَالْمَرْأَةُ رَاِيَةٌ ف۪ي بَيْتِ زَوْجِهَا, hanım beyinin evinde yöneticidir. وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَاِيَّتِهَا, çocuklarından, ev eşyalarından, evin programından sorumludur. وَالْخَادِمُ رَاِنْ ف۪ي مَالِ سَيِّدِهِ, hizmetçi efendisinin, patronunun, işverenin malında yöneticidir. Ve mes'ulun an ra'iyyetihi, yönetiminde bulunduğu şeylerden dolayı Allah'ın huzurunda ve hukuk önünde sorumludur. Kal, devam etti. Ve hasibtu en kad kal, şöyle dediğini de zannediyorum. Ve racülü ra'in fi mali ebihi, kişi babasının malında da sorumludur. Ve mes'ulün an ra'iyyetihi, ve bu emri altında bulunan şeylerden veya kişilerden sorumludur. Son cümle aynen başladığı gibi. Ve kullukum ra'in ve kullukum mes'ulün an ra'iyyetihi, hepiniz bir anlamda yöneticisiniz ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. Şimdi şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Ya bu hadisi şerifi biz yıllardır duyuyoruz. Kürsülerden, minberlerden. Defalarca duyduğumuz Buhari, elimizdeki kitap Sahih Buhari. Buhari'de geçen sahih bir hadis-i şerif. Ama hiç böyle tercüme etmediler. Ne dediler? Hepiniz çobansınız. Hepiniz emriniz altında bulunanlardan sorumlusunuz. Ra'in kelimesi, evet, manalardan biri çoban demektir. Ama bir başka manası idare eden demektir. Ra'a, yer'a ve huve ra'in, idareci, yönetici demektir. Efendim önce bir hadisi yanlış tercüme ediyor veya dar anlamda tercüme ediyor adam. Tabii ne olacak diyor arkasından. Peygamberimiz zamanı çoban zamanı diyor. Sürüler, deve sürüleri, koyun sürüleri. Peygamber de çobandan bahsedecek diyor. Zaten diyor peygamberimiz kendisi de çobanlık yapmış. Olayı basitleştirip o ulvi hadisi herkesin belirli bir çerçevede sorumluluk şuuru taşıdığına dair o bu mucizevi nebevi mesajı adeta yok sayıyor. Başladığı gibi bitiyor. Kullukum ra'in. Hepiniz bir anlamda yöneticisiniz. Herkesin yetkisi, çevresi ve çerçevesi. Devlet başkanını, hizmetçiyi, aile reisini ve hanımı. Yani en büyük toplum şekli devlettir. En küçüğü de ailedir, hücre. Bir toplumun hücresi. Ailedeki sorumluları ve devletteki sorumluyu aleyhissalatü vesselam Efendimiz son derece en küçük halkayla en büyük halkadan misal veriyor. Peki arada bulunanlar, belediye başkanları, bakanlar, başkanlar, kaymakamlar, valiler, müdürler, genel müdürler, başkanlar, işverenler vesaire, herkes, kullukum, hepiniz, kullukum ra'in, bir anlamda yöneticisiniz. Bulunduğunuz çerçeve ve çevrede. Ve hepiniz kullukum mes'ulun, her biriniz demektir. Mes'ulun, sorumlusunuz. An ra'iyyetihi, emrinde bulunanlardan. Emrinde bulunan kişilerden, emrinde bulunan mallardan, emrinde bulunan programlardan sorumlusunuz. Evet, İslam bir medeniyet projesi
bir medeniyet sistemi, bir medeniyet perspektifi, bir medeniyet anlayışı ve bu medeniyette hizmetçiden devlet başkanına kadar, aile reisinden hanıma varıncaya kadar, herkesin ama herkesin çocuğun da babasının malında diyor. Yani aile içindeki fertler de sorumlu. Herkes belirli bir plan dahilinde sorumludur. Sorumluluk şuuru. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu aşıladı. Küçük yaşta daha dili yeni dönmeye başlayan çocuğa kullukum ra'in hadisini hatırlattığınızda beyin hücrelerine bu yerleşecektir. Ve bir gün Cenab-ı Hakk'ın huzurunda veya dünyada hukuk önünde sorumlu tutulacağını düşünerek daha bir dikkatli, daha bir titiz, daha bir hassas davranacaktır. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mesajı. Peki bunun konumuzla ilgisi ne? Valiye yazıyor İbn-i Şihab-ı Zühri. Sen sorumlusun diyor orada bulunan kimselerden. Cuma namazı kıldırman senin sorumluluk görevin. Ya kıldıracaksın ya da yerine birisini vekil tayin ederek cuma namazı kılınmasını emredeceksin. Tabi müellifimiz İmam Buhari müçtehittir. Bu hadisi şeriften köylerde de namaz kılınmasını eyle o zaman bir büyük bir şehir değil namaz kılınmasının gerekli olduğunu delil olarak bu hadisi şerifi zikrederek işaret etmiş oluyor. Evet bu hadisi şerif. Zaten Peygamber Efendimizin hadislerinden birini alsanız hayatınızın büyük bir bölümü o manada bir anlam kazanıyor. Sorumluluk şuur. Bir peygamber düşünün. Kimin malını aldıysam işte malım. Gelsin alsın. Kimin sırtına vurduysam işte sırtım gelsin vursun diyen bir peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz, Efendimiz, şefaatçimiz veda haccında ne dedi? Allahümme hel bellagtu. Size ben duyurdum, tebliğ ettim mi? 100 bini aşkın, 100 bin rakamı var, 120 bin rakamı var. En fazla rakam, tahmini bir rakam, 200 bin rakamı. Peygamber Efendimizin her cümlesi, ya eyyühen nas ifadesi Arafat'ta, veda haccından söz ediyoruz, dalga dalga insanlara ulaştırılıyor. Ya eyyühen nas diyor, tıpkı imamın tekbirini arkadan cemaat işitsin diye nakleden müezzinler gibi dalga dalga böyle sahabe-i kirama ulaştırılıyor. 100 bin, 120 bin en fazla gördüğümüz rakam 200 bin. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Ben tebliğ ettim mi? Orada bulunanlar naam dediler. Bir defa daha soruyor. Tebliğimi yaptım mı? Naam. Allahümme hel bellak naam. Ellerini kaldırıyor. Allahümme şhed. Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. Allahümme şhed. Allahümme şhed. Allahümme şhed. Sorumluluk şuurun aşılanması bu. Ben bir peygamber olarak, bir elçi olarak, bir kul ve rasul olarak görevimi yaptım ya Rabbi. İşte bu yüz binlerde sana şu binlerce insanda bu senin huzurunda şahit ya Rabbi diyerek Peygamberimiz mesuliyet şuurunu anlatıyor. Medine'ye gittiniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e selam verdiniz. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Efendimiz nasip eylesin inşallah. Hepinize, hepimize. Assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Dedikten sonra o söylenen cümleler var. Eşhedü enneke ya Resulallah. Şehadet ederim ki ya Resulallah. Kad bellagter risale. Sen bu İslam mesajını tebliğ ettin. Ve eddeytel emane. Bu emanet en güzel şekilde yerine getirdin. En güzel şekilde teslim ettin. Ve nasahtel umme. Bu ümmete daima sen hayırla, iyilikle tavsiyelerde bulundun. Böyle diyerek Efendimizin huzurunda onun görevini yaptığına biz de şahitlik ederek
Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirerek ona olan bağlılığımızı ifade ediyoruz. Salatımız, selamımız buradan ulaşıyor. Melekler takdim ediyor. Hadis-i şeriflerde sabit. Senin ümmetinden falan oğlu filan, filan kızı filan ya Resulallah sana salatü selam getirdi diyor ve Peygamberimiz karşılık veriyor. Ama onun huzuruna gittiğimiz zaman tıpkı hediyeyi kendi eliyle teslim eden kişi gibi huzuruna geldim ya Resulallah. Selamımı, tazimimi, hürmetimi, salatımı arz etmeye, bağlılığımı, muhabbetimi, sevgimi sunmaya geldim ya Resulallah diyerek yaşlı gözlerle Medine-i Münevvere'de ona salatü selam getiriyoruz. Evet, getirirken işte o mesuliyet şuurunu yaşadığımızı bir kez daha itiraf ediyoruz. Kullukum ra'in, hepiniz yöneticisiniz. Çobansınız demiyorum ben. Hepiniz çobansınız ifadesi de aslında çok böyle edebi bir ifade. Çok ama günümüz insanı kendisini biraz farklı görüyor. Köyden gelen köyden geldiğini unutuyor. Böyle bir ifade söylendiği zaman sanki bu ifadeyi hepiniz çobansınız. Niye bu ifade kullanılmış ki diyerek adeta burnundan kıl aldırmıyor. Rabbim affeylesin. Yani benliğin ve bencilliğin, gururun ve kibirin had safhaya çıktığı bir dönemde gerçekten insana kulluğu hatırlatmak, evet bizim görevimiz. Babun hel ala men lem yeşhedil cumuate guslun minen nisai ve sibyani ve gayrihim. Cuma namazında bulunma zorunda olmayan kadınlara, çocuklara, kölelere, hapiste bulunanlara, yatalak hastalara, yolculara cuma günü için yıkanmak farz. Haddetene Ebu'l-Yeman, kâle akbarana Şuaybun aniz-Zühriyyi, kâle haddetene Salim ibn Abdillah, ennehu semi'a Abdallah ibn Umar radıyallahu anhuma yekûl, semi'tu Rasûlallah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl, men ce'e minkumul cumu'ate fel yagtesil. Sizden kim cuma namazına gelecek olursa, cuma namazına gelen guslesin. Şimdi bu hadis-i şeriften cuma namazına gelecek kimselerin gusletme mecburiyetinde olduğunu görüyoruz. Ama bir sonraki hadisimiz, haddesen Abdullah ibn Mesdemet an Malik'in, an Safvan ibn Süleym'in, an Atay ibn Yesar'in, an Ebi Sa'id'in Hudri'yi radıyallahu anh, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal, guslu yevmil cumuati vacibun ala kulli muhtelim. Cuma günü gusletmek bülû çağına erişmiş herkese vaciptir. Ergenlik çağına erişmiş. Bu hadisi şerife göre haftada bir herkes en az haftada bir cuma günü Müslümanların bayram günü gusletmelidir. Bir önceki hadise göre cuma namazına katılanlar bu gusül görevini yapmalıdır. Yani Müslüman şartlar ne olursa olsun, ister sıcak bir iklim, ister soğuk bir iklim, her cuma günü cuma namazına gelmeden önce gusletmelidir. Ama cuma namazı niyetiyle perşembeden banyo yapan, gusleden kimse aynı sevabı da Allah'ın izniyle alacak. Ama yine hadis-i şeriflerde gelecek. 7 günde bir diyor. Bu sefer daha bir açık. 7 günde bir en az gusletme gereği bülü çağına ermiş kişiler için bir vacip. Buradaki vacip ne demektir? Bir gereklilik, bir zorunluluk manasında. Farz anlamında değil. Maliki mezhebi bu hadis-i şerifi rivayet eden İmam Malik Hazretleri bu manada mezhepler arası, imamlar arasında cuma günü gusletme noktasında en çok duran zat cuma günü gusletmek vaciptir diyor. Hatta bir rivayette farzdır diyor. Bu cuma namazı için gusletmenin önemine işaret için. Rabbim inşallahü teala
Cuma günü gusletme sünnetini yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Ne demek istedi İmam Buhari Hazretleri? Birinci hadisi şerife göre cumaya gelenler. İkinci hadisi şerife göre herkes bülü çağını, ergenlik çağını eren, yani erkeklerde 14 yaş ve yukarısı Türkiye şartları için, kızlarda 12 yaş ve yukarıda bulunanlar cuma günü, cuma namazı için, cuma günü için veya haftada bir gusletmeli ki bu sünnet-i seniyye yerine gelmelidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir baba gibi bizi her konuda aydınlatmakta, dinimizi, dünyamızı, hayatımızı verdiği bu nebevi ölçülerle en güzel şekilde yaşamamızı bizlere tavsiye buyurmaktadır. Rabbim onun yolundan gitmeyi nasip eylesin. Gönlümüze onun sevgisini en güzel şekilde yerleştirsin. Rabbim cennette, Efendimiz de onun değerli sahabileriyle, şehitlerle, salihlerle buluştursun. Rabbim hepimizden razı olsun. Evimize, ocağımıza, iş yerimize, okulumuza, hayatımıza huzur, bereket ve saadet ihsan eylesin. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.